Merhaba hanımlar, Ebeberg YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere çok güzel salopet bir etek anlattım. Gerçekten çok basit. Her yaş grubuna göre bu eteği yapabilirsiniz. Sadece zincir sayısını, trabzan sayısını fazla örerek 3-4 yaş, 5-6 yaş, yani büyük yaş gruplarına göre ayarlayabiliyoruz. Sadece çocuklarınızın bel ölçüsünü alıp bu bel ölçüsüne göre trabzan sayısını yapacaksınız hanımlar. Etek uzunluğunu da istediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz. Model anlatımı gayet kolay. Bu salopet etek için normalde 1 yaş 6 bir bebeklere uygun, 6 aylık işte 7 aylık 8 aylık bebeklere uygun bir etek. Ama toplamda 1,5 ip gitti. Çünkü yetmiyor. Normalde polosu kendi bebeğinin ipi 300 metre 100 gram ağırlığında. Renk kodu da Color 208. Rengimiz aslında çok güzel bir pembe. Fuşya rengi burada farklı çıkıyor. İşte bir tane ip yeterli olmuyor. Zaten tığ modellerde yelek de yapsanız, küçük bir etek de yapsanız ikinci ipi mutlaka alıyor. Kullandığım tığ numarası da bu 4 numara değil aslında. Normalde 2,5 milim yazacaktı buraya. Silindiği için 2,5 milim tığ mutlaka kullanın. Ve bu ipi Trendyol, N11, hepsi burada. PTT, AVM gibi alışveriş sitelerinden alabilirsiniz ve ayrıca Polosu'nun web sitesi var. Oradan daha uygun fiyatlı bu ipler alabilirsiniz ve ipler gerçekten güvenilir bir ip. Hani %100 yerli ve dokusu falan bebeklerimiz için çok uygun bir iptir hanımlar. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. İçi düğmeli. Askı boyunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İlik yeri açmadım. Zaten buradan geçecek şekilde düğme taktım. Buradan istediğiniz gibi bebeklerin ölçüsüne göre, omuz ölçüsüne göre ayarlayabiliyorsunuz hanımlar. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Evet hanımlar, eteğin önce lastik kısmını kuracağız. Bu şekilde bir bel lastiği oluşturacağız. Şimdi bunu yaparken ya zincir çekeceğiz ya da trabzanlar yaparak yapacağız. Şimdi normal ben size trabzan nasıl kurulur göstereceğim. Bu kilitleme. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorsunuz. Şunu şöyle yapayım. Hemen birinci tel aldınız. Birinci zincirden girdiniz, tel aldınız. Toplamda bakın 3 tane zincir var. Şimdi ilk birden çıktım. Bakın tekrar 3. Şimdi bu ikisini çıktım. Tekrar tel alıp ikisini çıkış yaptım. İlk bir trabzanı oluşturduk. Bakın bu bir trabzan. Şimdi tel aldın. Geldim. Bakın burada 2 tane zaten zincirlerin bakın, telleri var. Buradan girdim tekrar tel aldım. Bakın 3 tane. Aynı şekilde önce 1 sonra 2 ve 2. Bakın yan yan şu an ikinci trabzanı yaptım. Şimdi geldim buradaki tellerden girdim. Zaten girdiğim tel trabzanların biriti oluyor. Bu şekilde yapıyorsunuz. Eğer bunu yapmakta zorlanırsanız zincir çekin. Zinciri gevşek şekilde çekeceksiniz. Toplamda bu etek beli için ben 90 tane çektim. İpim birazcık kalın olduğu için 90 benim için ideal. Ama sizler 100, 110, 120 bebeklerinizin kıyafetlerinden ölçü alarak o şekilde zincir çekeceksiniz. Şimdi ben de bu trabzanları kıyafetlerden ölçü alarak yapacağım. Benim için 90 tane trabzan yeterli oldu. Ama sizlerde bu durum değişebilir. El farkı, tığ farkı, ip farkı hani değişiyor. Bu 90 değil de 100 olur, 120 olur. Hani bu şekilde ayarlayacaksınız. Şimdi hanımlar bakın. Trabzanın şurası birit noktası. Zaten bakın bu birit noktası tel var burada. Bu telden girdiniz. Çıkış yaptım. 1, 2 çıktım, 2 çıktım. Bu şekilde toplam işte 90 diyorum şu an. Şimdi buraya atladım. 1 çıktım. Şimdi 1 çıktım, 2 çıktım. Şimdi ben 90 tane trabzan
yapmayacağım. Siz örnek çalışma olacağı için küçük bir lastik çalışması göstereceğim nasıl yaptığımı. Ama hani bunun üzerinden çalışacağım. Video fazla uzun olmasın diye bir 20 tane, bir 30 tane tırazdan yapıp geliyorum. Şimdi hanımlar, benim için bu ölçü yeterli olacaktır. Size örnek için çalışma gösteriyorum. Hani lütfen burayı yanlış anlamayın. Normalde bu kadar genişlikte trabzan olacak. Yani burada 90 tane trabzan var. Burada işte 30'a yakın trabzan var. Şimdi hanımlar bakın. Trabzanları fark ettiniz mi? Ne kadar güzel esniyor. Bakın lastik kısmı da bu şekilde esneyecek. Şimdi bak. Bunu böyle geliyorsunuz, katlıyorsunuz şöyle. Çünkü böyle dönüyor. Buna dikkat edin dönmemesine. Dümdüz gelip katlıyorsunuz iki ucunu böyle birbirine getirin. Şimdi bu uçları birleştireceğiz. Bak normal. Buradan girdim. Direkt çıkış yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Üstteki biritten giriyorum. Arkadaki biritten de giriyorum. Direkt çıkış yapıyorum. İki zincir çektim. Döndüm. İki ucu birleştirdik. Şimdi lastiğe geçiyoruz. Öndekini aldım. Bir trabzan yapıyorum. Şu an lastik yapıyoruz. Şimdi arkadan bir trabzan alıyorum. Önden bakın trabzan burası. Şimdi arkadan bu şekilde lastik kuracağız hanımlar. Yavaş çekmeye çalışıyorum. İyice anlayın diye. Bakın arkadan alıyorum. Şimdi zincir çekenler de önce trabzanları yapacak, dolduracak. Ondan sonra böyle katlayıp birleştirip lastiğe geçecek. Ama ben size bu modeli yapmaya çalışın. Hani tavsiyem daha güzel oluyor. Bakın bu şekilde lastiği yapıyoruz. Şimdi ben bunu bitirip buraya kadar geliyorum. Yani normalde bu genişlikte bir parça örüyorsunuz sizler. Ben örnek gösteriyorum bunu size. Evet hanımlar, bakın son bir trabzan kaldı. Bazen iki tane kalabiliyor. Mesela böyle iki tanesini bir arkadan alıp bitirmek zorundasınız. Çünkü önden başladık, arkadaki trabzanla bitireceğiz. Şimdi geldik başladığımız ilk trabzanın biritine. Tel aldık, direkt çıkış yapıyoruz ve birleştirdik. Şimdi bakın ikinci sıraya geçtim. Önden bir tane aldım. Arkadan bir. Bakın bir bir gidiyorum. Öndekini önden. Arkadaki trabzanı arkadan alıyorum. Bu şekilde ikinci sırayı da tamamlıyoruz. Toplam işte 4 sıra, 5 sıra istediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Ama 2 sıra ince olur. Mesela 4 sırada tamamlayabilirsiniz. Bakın bu şekilde lastik oluşturuyoruz. Şimdi şuradan size göstermek istiyorum. Şimdi hanımlar mesela ikinci sırayı ördünüz. Buraya kadar geldiniz. Bak. Tel alıp arkadan böyle aynı birleştiriyorsunuz. Yani lastik yapımı bu şekilde devam edecek hanımlar. Bakın. Ben toplamda şimdi lastikle buradaki ilk trabzanla 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Benim için 5 sıra yeterli.
Şimdi hanımlar, bir püf noktası var. Orayı da göstermek istiyorum size. Şimdi burası trabzan kurduğumuz için bakın şurası böyle hafif genişlikte. Yukarı doğru lastik ördüğümüz için biraz topluyor. Onun için bu ipi buraya geçireceğiz. İç kısımdan çok basit iki zincir çektim. Bir iki zincir çekerek ipi yürütüyorum. Hani ipi kesmeden, görüntüsü olmadan bu şekilde yaptım. Şimdi döndürdüm. Buradan sonra eteğin altını güzelce ne kuracağız hanımlar. Şimdi bakın. Şuradan tığ geçirelim. Şu teli böyle trabzan tepesine alalım. Biritini alalım. Şimdi hanımlar. Artırma yapmamız lazım ilk sırada. Çünkü aşağı doğru ördüğümüzde darlanma olmasın diye daralt, hani böyle aşağı doğru sıkı bir örgü olmaması için. Şimdi burada trabzanın tepesine bir iki tane yapıyorum. 10-15 ya da 10 trabzanda bir arttırma yapacağım. Ama ben 10 tane yapacağım. Diyelim daha küçük yaş grubu çalışanlar varsa 3 aylık için. Mesela 15'te bir yapabilir. Hani bu etek işte 6 aylık 1 yaş için olacağı için 10 tane trabzanda bir çift yapacağım. Bir sayalım şimdi. 2, 4, 6, 8, 9 ve 10. Şimdi buraya 11. yere aynı yere 2 tane trabzan yapıyorum. İki tane. Her 10 trabzanda bir trabzan yapacağız. Bir hani ikişer trabzan yapacağız. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Bakın 11'e bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde komple çevresini yapalım. Buraya gelelim. Evet hanımlar, şimdi 10 sırada bir çift artırma yaptım. Geldim başladığım noktaya. Şimdi İlk trabzanın bakın biritinden girdim, tel aldım, direkt çıkış yaptım. İki zincir çekiyorum. Şimdi bir dış bir iç taraftan öreceğiz. Şu an dış taraftan örmüştük. Şimdi döndürüyoruz. İç taraftan örüyoruz. Bunu yapmamızın sebebi bu arka ortası dikişi eğer tek yön gidersek mesela bu böyle arka ortada birleştirme bu izleri oluyor. O mesela yan oluyor. O olmaması için bir iç bir dış örersek dümdüz aşağı doğru inecek. Şimdi içten başlıyoruz. Döndüm. Bakın. Zaten trabzanın biriti burada. Hiç artırma yapmadan şu an devam ediyorum. Çünkü ilk sırada artırma yaptım. Şu an ikinci sırayı örüyorum. Sadece artırma yapacağımız yerleri şimdi size söyleyeceğim. Şimdi bu ikinci sırada yapmayacağız. Üçüncü sırada sadece eteğimizin sağ ve sol tarafından bir çift artırma yapacağız. Bu artırmayı 2-3 sırada bir yani 3 sıra düz ördükten sonra dördüncü sırada artırma yapacağız. Mesela şu an örüyorum. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Üçüncü sırayı ördüğümüz zaman bu tarafa ve bu tarafa
birer çift artırma yapmak zorundayım. Çünkü eteğimiz yoksa dümdüz dar bir etek olur, çocuk rahat edemez. Hafif çan şeklinde aşağı doğru açılan, yani şöyle hafif çan şeklinde şu şekilde açılan bir etek yapmak zorundayız hanımlar. Tam zaten burası ortası. Bakın ikinci sırada yapmayacağım. Üçüncü sırada da yapmayacağım ama dördüncü sırada mutlaka artırma yapacağım hanımlar. Sağlı sollu bir tane. Diyelim her üç ördükten sonra dördüncü sırada sağlı sollu bir çift yapmak zorundasınız. Şimdi ben bunu örüyorum. İkinci sırayı bitireyim. Bunu hemen bitireyim. Ondan sonra geleceğim hemen. Evet, bakın ikinci sırayı bitiriyorum. Bakın şuradaki, daha bakın trabzan var burada. Bunu mutlaka tepesine batıyorsunuz. Şimdi ilk trabzandan tepesinden girdim. Direkt çıkış yaptım. İki zincir çektim. Şimdi döndüm. Üçüncü sırayı örüyorum. Döndüm. Dış taraftan bu sefer örüyorum. Şimdi hanımlar, arttırma kısmında aklınız karışmasın. Yani bu illa iki sırada bir değil, üç sırada bir değil, dört sırada bir değil. Hani bakın, aşağı doğru örüyoruz ya, fark ettiniz mi? Hafiften böyle toplamaya başladı. O oluşmaması için yani söylüyorum. Daha güzel formda eteğimiz düşsün. Şimdi böyle düz devam ediyoruz. İster üçüncü sırada, ister dördüncü sırada, yani sağ ve sola çift batıcı. O sağ ve sol çift batma dediğimde şu şekilde, aynı yere bakın, şu bir tane ya trabzan, buraya bir tane daha yapıyorsun. Sadece bu kadar. Bu işlemi sağ ve sola yapacaksınız. Bundan sonra bu şekilde devam edeceksiniz. Ya 3 sırada bir ya 4 sırada bir sağ ve sola çift batarak toplamda belinden ölçtüğünüz zaman, diyelim buradaki etek ucunu 20 santim ya da 22-23 santim olana kadar düz devam edelim. Ondan sonra pili kısmını kuracağız hanımlar. Tabii daha büyük yaş grupları varsa ölçülerinizi alarak o şekilde düz örün. Mesela 2 yaşta 25'tir. 25'ten sonra pili kısmını kuracağız. Ama 1 yaşta 20'dir. İşte 20'den sonra işte pili kısmını kuracağım. Bu şekilde ayarlayalım. Şimdi dümdüz aşağı inelim. Dediğim gibi 3-4 sırada bir de sağ ve solda buradaki çift arttırma gibi yapmayı unutmayın. Hemen örüp geliyorum. Evet hanımlar, toplam 20 santim oldu. Şöyle ölçeceksiniz. Belinden etek ucuna kadar 20 santim. Tabii daha büyük yaş grubu varsa bu 22, 23, 24, 25 diye büyütebilirsiniz. Bakın, sağlı sollu buralarda birer çift artırma yaptığım halde hafif bir çan şekli oluştu. Eğer ben bu artırma yapmasaydım bu etek şu şekilde olacaktı. Onu engellemek için mutlaka sağlı sollu arttırma yapın. Hani dediğim gibi 3 sırada bir, 4 sırada bir, hatta 2 sırada bir de yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi pili kısmına geçeceğiz. Önce pileye geçmeden önce sık iğne yapacağız. Normal telsiz sık iğne alıyoruz, yapıyoruz. Çünkü örneği kurarken, pili kısmını kurarken bu sık iğne tepelerini kuracağız. Direkt trabzana koyarsak çok boşluk oluşacak. Onun için bu sık iğneyi komple gidin. Ondan sonra pileyi kuralım. Şimdi ben yapıp hemen geliyorum. Evet, sık iğneyi şimdi bitirdim. Başladığım noktadan geldim. Direkt tel alıp direkt çıkış yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum. Pili yapacağız hanımlar. Şimdi aynı yere toplamda 1, 2, 3, 4 ve 5 tane trabzan yapıyoruz. Pili kısımlarını
Böyle. Aynı yere 5 tane trabzan yaptım. Şimdi geleceğim. Eşit şekilde dağıtabilmek için saymamız gerekli. Şimdi burada şu sağ ve sol iki köşeye tam burası ve tam ortasına pili kuracağız hanımlar. Eşit şekilde muntazam bir şekilde düşsün diye ben sayıp işaretleyip geliyorum. Şimdi aralarındaki sayı sizde de fark edebilir, bende de fark edebilir. Onun için gösterdiğim yerlere pilileri kuralım. Evet, bakın işaretledim. İşaretlediğim yere kadar birer trabzan yapıyorum. Şimdi 5 tane trabzan yapıyorum. Şu an 2, 3, 4 ve 5. Bundan sonra bu şekilde pil yerlerini ayarlayın. Bakın ön kısımda da pil yerlerini ayarlayın. Ondan sonra pilden sonraki ikinci sıraya geçeceğiz. Evet hanımlar, bakın şimdi bitirdim. Pili yerlerini ayarladım. Şimdi ilk trabzanın biritinden girdim. Direkt çıkış yapıyorum. İki zincir çekerek bu 5 tane yaptığım trabzan tepelerine çifter çifter yapıyoruz. Daha arttırma olmayacak zaten bundan sonraki sıralarda. İkinci sırada bakın her trabzanın tepesine çifter batıyoruz. Toplam 10 tane trabzan olmuş olacak pili kısmında. Bakın 2, 4, 6, 8 ve 10. Şimdi birer birer gidiyorum diğer pili kısmına gelene kadar. Şu an 1 gidiyorum. 2. Diğer piliye geliyorum. Az kaldı. Evet. Şimdi bu 5 tane trabzan tepesine ikişer ikişer yapıyoruz. Bundan sonraki bütün pileleri aynı bu şekilde dolduracaksınız. Şu an ikinci sırayı örüyorum. Üçüncü sırada hiç arttırma olmayacak. Eksiltme de olmayacak. Düz devam edeceksiniz. Ben şimdi bu ikinci sırayı bitirip geliyorum. Ondan sonra düz hiç arttırma yapmadan birer 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 bunların tepelerine batıyorsunuz. Toplamda 5 sıra örülecek. Şimdi ben bu ikinci sırayı bitirip üçüncü sıraya geleyim. Şimdi hanımlar bakın pil eteğin ikinci sırasında artırma var. Üçüncü sırasında hiç artırma yok. Birer birer doldurdum. Dördüncü sıraya da geldim. Dördüncü sıraya da hiç artırma yapmadan birer birer trabzan yaptım. Şöyle yakından göstereyim size. Pile kısmı şöyle açınca zaten belli oluyor. Bakın burası ikinci sıra arttırma. Diğer her tepelere birer tane battım. Şimdi benim için 1, 2, 3, 4 sıra yeterli olacaktır. Siz istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Şimdi hanımlar tel aldık. 1, 2, 3. Üçüncü boşluğa gelelim. Oraya toplam 6 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde kenar oyasını yapıp bitireceğiz hanımlar. Şimdi 2, 4, 5 ve 6.
Aynı yere 6 tane battım. Şimdi 1, 2, 3. Üçüncü yere sık iğne yapıyorum. Şimdi tel aldım. 1, 2, 3. Bu şekilde minik yelpaze şeklinde desen oluştururuz. Tabii siz istediğiniz deseni yapabilirsiniz. Hani normal sık iğne de gidebilirsiniz. 2 6 1 2 3 3. trabzanın birisine batarak deseni oluşturalım. 1 2 3 Şimdi bir, iki, üç ve sık iğne yaparak bu şekilde desen oluşturuyoruz. Şimdi bakın böyle sap oluşturacağız. Elbisenin bu hani omuzlara geçirmek için bu şekilde kemer şeklinde örmemiz gerekli. Onun için arka kısımdan ipi takacağız. Şimdi tam arka ortasını bulacağız. Tam arka ortasını bulalım. Şimdi hanımlar bakın tam arka ortası burası. Şimdi burası zaten birbirine yakın olmak zorunda. Omuzlardan kaymaması için, çıkmaması için. Şimdi bakıyorum. Burası tam ortasıysa buradan direkt bunun üstünden başlıyorum. O zaman şuradan ipimi takıyorum. Normal trabzan yapacağız. 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Tabii ki bu kemer sizin istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. 5 yapabilirsiniz, 7 yapabilirsiniz, daha da kalın yapabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Ben 6 tane yapıyorum. 2 zincir çektim, dönüyorum. Yukarıya doğru bu şekilde kemeri öreceğiz hanımlar. Altı altı gideceğim. Bakın bu şekilde 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. Bu şekilde kemeri uzatıyoruz. Bu kemerleri bitirdikten sonra koldaki fırfır detayını anlatacağım. Böyle uzunca bir kemer yapacaksınız hanımlar. Ben toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 41 sıra ördüm. Şimdi bu zaten iç kısmı gireceği için biraz fazlaca uzun örmelisiniz. Şimdi eteğin hemen genişliğine gelmek istiyorum. Eteğin genişliği 23, 24 santim. Boyu da 24 santim deseni oluşturduktan sonra kenar oyasını yaptıktan sonra 25 santim olacak. Rahatlıkla işte aylık bebeklere olabilir. 3-4 aylık, 5-6 aylık, işte 7-8 aylık, yani bebeklerin kilo durumuna bağlı bu etek olabilir. Şimdi hemen kemerlerini bitirelim. Etek ucunu dönelim. Ondan sonra fırfır ve kenar süslemesine geçeceğiz. Evet hanımlar, eteğimizin alt kısımdaki oya kısmını bitirdim. Şimdi askılardaki buradaki fırfır detayı var. Onu göstereceğim. Çok basit. Zaten ben işaretledim katladığımızda. Şimdi bunlar birbirine iç tarafa bakacak. Çünkü şu şekilde çocuğun omuzuna geçireceğiz. Hani bu çapraz yapıp bu fırfırlar dış kısma gelmiş oluyor. Şunu şöyle yapayım bir. Fırfıra başlarken kemerin ön yüzünden başlayacağız. İşaret demiştim zaten. Çıkartıyorum hemen. İpi takıyoruz. Direkt trabzan yapacağız.
Evet, bu şekilde trabzan yapıyoruz. Tabii bu fırfır detayı siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Komple askıyı da fırfır yapabilirsiniz. Çok da güzel olur. Ben sadece omuzda olsun diye yapıyorum. Eşit şekilde ayarladıktan sonra bunu böyle birer birer trabzan yapıyorsunuz. Şimdi ben trabzanları yapıp, ay pardon, çok yanlış anlattım. Şimdi bakın trabzan yaptım. Şu şekilde anlatayım size şimdi. Fırfır arasında şuraya, şimdi şunu baktığımda 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. trabzanda fırfır yapmışım. Aklım tamamen başka yere gittiği için kusura bakmayın. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 4 tane trabzan yaptım. Tam buraya 5 tane trabzan yapıyorum aynı yere. Yani pili kuruyoruz. Aynı etekteki gibi. Şimdi şu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 trabzanda bir pili kuracağız. Onu da şu şekilde ayarlıyorum. Bakın burada çıkıntılar var ya. Şurada çıkıntı. Bu çıkıntının tam ortasına yaptım. Bu çıkıntıyı atlıyorum. Hemen yanındaki çıkıntıya yapacağım piliye. Buraya atlayıp buraya piliye kuruyorum. Buraya atlayıp buraya kuruyorum piliye. Bu şekilde eşit şekilde ayarlayabilirsiniz hanımlar. Şimdi bakın. 1. Şimdi kamera telefondan da göremiyorum ne yaptığımı. Şimdi normal düz trabzan örüyorum. 2. 8 tane vardı zaten. 3. 4. 5. 6. Evet. 7 ve bakın tam geldik buradaki yere. Şimdi buraya 8. Tam buraya 5 tane olacak. 2 3 4 ve 5. Bu şekilde işaretlediğim yere kadar geliyorum. Pilleri eşit şekilde dağıtın. Ondan sonra ikinci sıraya geçeceğiz. Evet, işaretlediğim yere kadar yaptım. Şimdi iki zincir çekiyorum, dönüyorum. Bakın tek trabzan olanlara birer birer trabzan yapıyorum. Beşli yaptığım yere hiç arttırma yapmadan geliyorum. Ve dört. Şimdi bu beşlinin üzerine çifter çifter trabzan yapıyoruz. Bir, iki, bir, iki, yani toplam 10 tane olacak. Bakın. İkişer, ikişer, ikişer gidiyorum. İki, dört, altı, sekiz ve on. Şimdi birer birer gidiyorum. Burada da aynı şekilde bakın beşli çift batacağız. Çift çift 10 yapacağız. Burada da çift çift 10 yapacağız. Burada da çift çift 10 yapacağız. Şimdi yapıp hemen geliyorum. Evet, ikinci sırayı da yaptık. Şimdi üçüncü sıraya geçiyoruz. Normal düz trabzan örüyorum. Hiç artırma yapmayacağım. Bakın buralarda hani 10 tane yaptık ya, şimdi onların tepelerine birer birer batacağım ve şu an ipim bitti. İkinci ipi almak zorundayım. Evet, üçüncü sıraya da komple düz gittim. Hiç arttırma yapmadan. Şimdi desene yapacağız. 1, 2, 3. Aynı eteğin ucundaki desen gibi 5 tane aynı yere trabzan yapıyoruz. 2, 4, 5. 1, 2, 3. Sık iğne. 1, 2, 3. Bu şekilde omuzu bitiriyoruz hanımlar. 2,
3, 4 ve 5. Bakın bu şekilde deseni oluşturuyoruz. Tabii isteğe bağlı. İster yapın, ister yapmayın. Bu şekilde oluyor. Şimdi hemen etekteki süslemeye geçelim. Şimdi hemen 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. İlk birinci zincirden girdim, tel aldım. Şimdi sık iğne yapacağım. Yalancı trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi hemen ilk birinci biritten girdim, tel aldım, direkt çıktım. Şimdi bu 12'nin üzerine çifter çifter yalancı trabzan yapıyoruz. Toplam 24 tane trabzan olacak, yalancı trabzan olacak. Bakın çifter çifter yapıyorum şu an. Her tepeye, her birite ikişer ikişer. Şöyle yapalım. Şu ipi dur bir saniye. Şöyle. Şimdi ben hemen bitirip geliyorum. Evet, ilk başladığım yere geldim. Birit noktasından tel aldım, direkt çıkış yaptım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir boşluk atlayıp ikinci, bakın ikinci birite batıyorum. Sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3 yapıyorum. Birinci atlıyorum. İkinciye batıyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Minik minik kutucuklar yapıyoruz. Bir boşluk atlayıp komple çevresini yapalım. Bundan sonra beyaz yaprak kısmına geçeceğiz. Evet, şimdi başladığım noktaya geldim ve bitiriyorum. Evet, şimdi beyaz ipimiz aldık. İstediğiniz noktadan başlayabilirsiniz. İpi böyle düğüm yapalım. İki zincir çekip bir trabzan, iki trabzan, üç trabzan. Sonra iki zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Aynı yerden. Bakın bir tane yaprağım çıktı. Şimdi diğer kutuya geçmek için ipi kaydırdım. İki zincir çektim. Aynı şekilde bir, 2 ve 3. Şimdi 2 zincir aynı yere batıyorum. Bu şekilde çiçeği oluşturuyorum hanımlar. Bakın kaydırma tekniği mutlaka yapın. Yoksa böyle tane tane yapraklar düşmez. Bu şekilde kaydırıyorsunuz. Şimdi komple bitirip geliyorum. Evet, şimdi son yaprağı yapıyorum ve bu şekilde çiçeklerimi oluşturuyorum. Bu çiçekleri eteğe diktikten sonra yeşil yapraklarının işlemesini göstereceğim. Ben şimdi hemen bunları yapıp geliyorum. Eteğe de güzelcene bakın böyle yerleştirin. Güzelcene dikin. Bu sarı yerlerinden dikmeye özen gösterin. Ondan sonra yeşil olan yaprağı yapacağız.
Evet Hanımlar, bakın çiçekleri yaptım, bitirdim ve yeşil yapraklarını işledim. Ben çiçeğim çok büyük olmuştu. Sık iğne tekniği kullanarak içindeki tomurcuğu yaptım. Eteğim biraz küçük olduğu için çiçek fazla büyük kalmıştı. Mecburen içindeki o sarı şeyi küçültmem gerekliydi. Onun için sık iğne aynı sayılarla başladım. Komple çevresine işte çifter çifter gittim. Ondan sonra aynı şekilde buradaki öbeklerini yaptım. Hani farklı bir işlem yapmadım. Yalancı trabzan yerine sık iğne tekniği kullandım ortasına. Şimdi işleme olan, yeşil olan yeri göstereceğim size. Çok basit. Bakın şöyle çok güzel oldu gerçekten. Bu yeşilliği uyguladıktan sonra böyle bitirici oluyor. Şimdi bakıyorum. Ben sapta biraz uzun olsun istiyorum. Yaprakları şöyle ayar baktığımda şuradan başlayacağım. Buradan böyle bir düğümle atıyoruz. Zincir tekniği kullanarak yapıyoruz. Evet, şimdi geldim. Şunu şöyle ipi yürütmem gerekli iç tarafta. Şimdi yaprağı için yapıyoruz. Aynı şekilde bakın zincir tekniği. Tam buradan çıkıyorum gene aynı yerden. İki zincir yan yana getirdi. Sonra diğer yeri de aynı şekilde yapacağız. Evet, bakın bu şekilde yaprakları da oluşturduk. Şimdi bunu sonra saklarız. Bakın bu şekilde salapet eteğimizi yaptık. Şimdi bunlar iç içe bakmayacak. Bu çaprazlama böyle yapacağız. Sonra bu şekilde ayarlayacağız hanımlar. İki tane de düğme tam şu iç kısımdan şöyle dikilecek hanımlar. Eteğimiz bu şekilde. Daha büyük yaş grubu yapmak istiyorsanız zincirleri çok çekin. Eteği daha çok diyelim ben 20 santim ördüm. Siz işte 25, 30 o şekilde örebilirsiniz. Diyelim 3 aylık bebek için örmek istiyorsanız mesela belden etek ucunu ölçtüğünüzde 15 santim olacak. Hani bu şekilde ölçü kalıbı kullanarak ya da çocuklarınızın göbekten işte uzunluğu ne kadar istiyorsanız mezura ile ölçerek bu örgüyü yapabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde eteğimiz bitti. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu arada beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden herkese kolay gelsin.